Oh, manzaranın güzelliğine bak. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine böyle çok güzel bir konuyla sizlerle beraber değilim. Motosiklet fiyatlarına bir zam geçişi daha oldu. Bir önceki videoda Tracer 700'ü neden aldığımı anlatırken aslında bir zam geleceğinden bahsetmiştim ama ben gelecek zamın sadece Tracer 700 olacağını düşünüyordum açıkçası. Ama öyle olmadı. Bütün motosikletlere bir zam geçişi olduğu açıkçası konuşuluyordu. Olacağı söyleniyordu ama ne yalan söyleyeyim, o kadar olmasına ihtimal vermiyordum demeliyim. Bu kadar çabuk beklemiyordum en azından. Yani hemen fiyatlarından örnek verecek olursak, mesela XMAX 250 35.850 TL gibi bir fiyata gelmiş. Benim motorda biraz daha ciddi bir artış bekliyordum. O da 78.500 TL gibi bir fiyat olmuş. 3.000 TL koymuş üzerine. TNR 700, yemin ediyorum yani bu ülkede bir dolara yatırım yapan kazandı. Bir de TNR 700'e yatırım yapan kazandı. TNR 700 Kasım ayında 66 bin lira lansman fiyatıyla çıktı. İşte yeni yıla girerken 69 bin lira fiyatı vardı. Abi 88 bin lira oldu. Yani nereye kadar artacak bilmiyorum. Şimdi TNR 700'ün muadili de yok. Vallahi adamlar üzerine 4'er 5'er koya koya fiyatını arttırıyorlar. Hiç böyle bilmiyorum, duracak gibi de görünmüyor. Biraz da Honda'dan bahsedelim. Honda da fiyatlarını arttırmış. Birçok motorda fiyat artışı var. Ama Honda'da şöyle bir güzellik var. Orada bir kampanya yapılmış ve o kampanyaya istinaden de fiyatlar Mayıs ayı içerisindeki fiyatlarla aynı. İşte NC750X 73 bin liradan 79 bin liraya çekmişler fiyatını. Ama kampanyalı olarak aldığınız için 73 bin TL gibi bir fiyata satılıyor. Tabi bilmiyorum bayilerde var mı yok mu, çünkü genelde aldığım duyumlar bayilerde çok fazla motosiklet olmadığı yönünde, gelen de hızlı bir şekilde tükeniyor. Burası böyle alakasız olsun biraz ama Edirne'nin cezaevi, bayağı eski bir yapı. Bakar mısınız? Bayağı eski yani. Evet, biz konumuza dönelim. Yani motosikletler fiyat anlamında aldı başını gidiyor. Yani önüne geçmek mümkün değil. Bir yandan da anlam veremiyorum. İşte bundan önce bir video çektiğimde 7.20 gibi fiyatlardaydı dolar. İşte şimdi 6.70, neredeyse 50 kuruş aşağıya gelmiş ama artmaya devam ediyor. Tabii işte tek sebep işte doların artması ya da azalması değil. Bildiğiniz gibi inanılmaz da bir enflasyon var. Yediğimiz içtiğimiz ürünlerden bakacak olursak, konuşacak olursak, fiyatların nereye geldiğini, işte bir domatesin kilosunun ne kadar olduğunu, işte bir kayısının, işte bir şeftalinin kilosunun ne kadar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu fiyatları görünce de ülkede bir enflasyon olduğunu anlamak, işte %11 diye duyuruyorlar, %11 enflasyon var diyelim ve o zaman senelik motorların da %10 artması normal dememiz lazım. Gerçi motorlar %10 da artmıyor yani. İşte yine bir video çektim ve 2017'den bu yana ne kadar motosikletlerde artış olduğu ile ilgili böyle bir araştırma var. Onu da ekleyeyim şöyle bir sol üst köşeye, oradan görebilirsiniz. 2017'den bu yana motosiklet fiyatları iki katına çıkmış ve inanılmaz bir hızla da artmaya devam ediyor. Yani işte gümrük vergileri geliyor. İşte üretimde azalmalar var vesaire. Bunun birçok sebebi var. İşte enflasyon da bu sebeplerden bir tanesi. Ama abicim yani bir yere kadar, yani nereye kadar karşılayabilirsin? İşte ben o videoyu çekerken orada
altımda scooter vardı. Gerçekten korktuğum için gittim işte belli bir birikimimi oraya yatırdım. Krediyle, mrediyle öyle ya da böyle gittik, motorumuzu aldık. Yani aldıktan sonra bile direkt üzerine 3000 lira koydu. Ya anlamakta güçlük çekiyorum ama ülkede inanılmaz bir şekilde motosikletlerin fiyatı artıyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet arkadaşlar, benim bir videodan anlatacaklarım bu kadar. Yine keyifli bir video değildi. Yine motosiklet zamlarından bahsettik. İşte motoru aldım. Acaba yüksek fiyata mı aldım vesaire diye düşünüyordum ama yani gerçekten hemen fiyatı arttı. O yüzden de bir yandan da seviniyorum yani. İyi ki acele etmişim. Siz ne düşünüyorsunuz motosiklet zamları hakkında? Fiyatlar aşağı vardı. İşte bu sizce nereye kadar gidecek? Artık motora mı binilmeyecek? Ben gerçekten artık kesinlikle bu motora sahip çıkacağım ya. Yani kesinlikle bu motoru uzun yıllar artık sürmeyi planlıyorum. Yani böyle fiyat artışlarına karşı gerçekten insanın dayanması zor. Hep söylüyorum. Bizim maaşlarımız bu kadar artmıyor. Ne kadar iyi kazanırsak kazanalım, bizim cebimize giren paranın miktarı artmıyor. Aksine işte enflasyonla vesaire, domatesin kilosunun artmasıyla, işte bebek bezinin fiyatının artmasıyla, ne bileyim temizlik ürünlerinin fiyatının artmasıyla tam tersine cebimizden para çıkıyor. Gerçekten Allah sonumuzu hayretsin. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Görüşlerinizi bekliyorum bu videonun altına yorum olarak. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.